Yeni bir askeri teknoloji videosundan hepinize merhabalar. Bugün size F-16'dan bahsetmek istiyorum. Evet tamam benim kanalımda F-16 ile alakalı birçok video var ve F-16 dünyanın en tanınmış, en meşhur, en bilinen uçaklarından biri. Bu uçak Batı bloğunun en popüler uçağı aynı zamanda Türk Hava Kuvvetleri'nin bel kemiğini oluşturuyor. Ve sokaktan çevirip birilerinin resmini gösterdiğinizde her 10 kişiden 8'i F-16'yı mutlaka tanır. Yani hepiniz F-16'yı biliyorsunuz fakat bilmediğiniz şey bu uçağın farklı varyasyonlarının olduğu. Mesela çoğunuz bilmez F16'nın J79 motorlu bir modeli vardı. F16 79 diye. Yeni nesil F100 ya da F110 motorları yerine daha ucuz olsun, biraz da downgrade olsun diye General Dynamics'in yaptığı alternatif bir modeldi. Fakat hiç talep görmedi. Fakat F16'nın bugüne kadar yapılmış, gelmiş geçmiş en iyi alternatifi ki bazı otoritelere göre bu alternatif mevcut F16'dan bile daha iyidir. Sıra dışı delta kanatlara sahip olan F16 XL'dir. F-16 XD gerçekten de çok garip bir uçakta, çok sıra bir tasarımdır. Amerikalıların çok uzun zamandan sonra tasarladığı ilk delta kanatlı uçaktır. Birçok özelliği bakımından mevcut F-16'dan daha iyidir. Daha hızlıdır, daha çok yük taşır, daha uzun menzilidir. Fakat bütün bu yeteneklerine rağmen hiçbir zaman seri üretime girmemiştir. İşte bugünkü videomda size bu şanssız efsaneden bahsetmek istiyorum. F-16 XL. Size bu uçağın yapılış hikayesini anlatacağım. Nasıl ortaya çıktığı, nasıl yapıldığı, F-15'e karşı ihalede neden başarısız oldu bunlardan bahsedeceğim. Ardından F-15 XD'nin teknik özelliklerine gireceğiz ve son olarak neden bu uçak hiçbir zaman seri üretime girmedi sorusunun cevabını vereceğim. Kısacası her zaman olduğu gibi bilgi dolu, ilginç, eğlenceli bir video sizi bekliyor. Hazır olun, başlıyoruz. <laughs> Hikayemiz 1970'li yıllarda başlıyor. Günümüzde Lockheed Martin bünyesinde varlığını devam ettiren General Dynamics firması 1970'li yıllarda YF-17'ye karşı YF-16 prototipini sürmüş ve ihaleyi kazanmıştı. Ve ilerleyen yıllarda YF-16 yola F-16 Fighting Falcon olarak devam etti. YF-17 de ilerleyen yıllarda F-18 oldu. 1977 yılına gelindiğinde F-16 artık seri üretim sürecindeydi. General Dynamics firması gün sayıyordu. Fakat bir taraftan da yeni teknolojilerle ilgili bazı çalışmalar yapmak istiyorlardı. 1970'li yıllarda Amerikan Hava Kuvvetleri'nin en çok kafayı taktığı şey süper kruz özelliğiydi. Süper kruz özelliği bir uçağın art yanıcı kullanmadan ses üstü hızlara tırmanabilmesi anlamına geliyordu. Günümüzün modern savaş uçaklarının neredeyse tamamı ses üstü hızlara çıkabilir yani süpersonik olabilir. Fakat bunu yapabilmek için art yanıcıya ihtiyaçları vardır. Klasik jet motorlarının çalışma prensibini az çok bilirsiniz. Hava ön taraftan girilir, içeride yakıtla beraber sıkıştırılır. Sıkıştırılmış yakıt hava karışımı ateşlenir ve ortaya çıkan sıcaklık ve basınç egzozdan atılır. Fakat bu çoğu uçağı ses üstü hızlara tırmandırmak için yeterli değildir. Bu yüzden de bu tip motorların son kısımlarına bir kompartman daha eklenir. Bu kompartmanda sıcak basınçlı egzoz gazına tekrar yakıt püskürtülür. Ve yeni bir ateşleme gerçekleştirilir. Bu sayede de uçak rahat bir şekilde ses üstü hızlara tırmanabilir. Bu yöntemle uçağı süpersonik hale getirebilirsiniz. Aniden hızlandırabilirsiniz fakat çok ciddi bir handikapı vardır. Afterburner yani ard dediğimiz şey uçağın yakıt tüketimini çok ciddi anlamlarda yükseltir. Bu da menzili çok ciddi anlamda düşürür. Bu yüzden de Amerikan Hava Kuvvetleri 70'li yıllarda süper cruise ile ilgili her türlü çalışmaya destek veriyordu. Bu yüzden de General Dynamics firması 1977 yılında F16 Scamp adı verilen özel bir projeye başladı. Super Cruise and Maneuver prototip adı verilen bu çalışmada amaç F16 temelli yeni özel bir uçak geliştirmekti. Fakat bu uçağı üretmek gibi planları yoktu. Burada daha çok mevcut F-16 mimarisini kullanarak uçakların hızını arttırmak, afterburner ihtiyacını ortadan kaldırmak ve manevra kabiliyetini alçak ve yüksek irtifalarda arttırma gibi bazı test planları vardı. Projenin başına mevcut F-16'nın da geliştiricisi olan Harry Hilliker getirildi. Hilliker ve ekibi mevcut F-16'yı kullanarak bazı konsept tasarımlar geliştirmeye başladılar. Yüzlerce farklı tasarım üzerinde çalıştılar. Yaklaşık 3600 saat boyunca rüzgar tüneli testleri yaptılar. Ve bu sürecin sonunda ortaya çok ilginç bir tasarım çıktı. Nihai tasarımda F-16'nın kanat yapısı ciddi anlamda değiştirildi. Uçak delta kanatlı hale getirildi. Üst taraftan 70, arka taraftan da 50 derecelik açılar verilen bu yeni kanat sayesinde uçak süper kruz özelliğine sahip olabiliyordu. Üstelik bunu yaparken de motorda herhangi bir değişikliğe de gerek yoktu. Bu konsept tasarımın tek olayı süper kruz yapabilmesi değildi kanat alanı genişlediği için yakıt kapasitesi de artmıştı. Bu sayede bu uçağın menzili önceki F-16'ya kıyasla yaklaşık 2 kata kadar uzamıştı. Aynı zamanda uçağın kaldırma kapasitesi de %25 civarında arttı. Bu sayede konsept model kabiliyetler bakımından mevcut F-16'yı neredeyse 2'ye katlıyordu. F-16 Scamp ismi verilen bu konsept model hava kuvvetlerinin ilgisini çekti ve General Dynamics'e 2 adet prototip ürettirmeye karar verdiler. Fakat projenin maliyetlerinin düşük olması için ki zaten Scam projesinin temel amacı da maliyetleri çok yükseltmeden süper kuruş teknolojisine ulaşmaktı. Maliyetler çok yükselmesin diye hava kuvvetleri kendisi için üretilmiş iki tane F-16'yı General Dynamics'e geri verdi. Bunlardan biri F-100 motorlu ve tek kişilik olandı. Diğeri ise F-110 motorlu ve çift kişilik olandı. Ve 1980 tarihinde General Dynamics firması Scamp projesine hava kuvvetlerini dahil etti ve uçağın ismi de F-16XD olarak değiştirildi. Projeye hava kuvvetleri destek vermeye başlayınca 600 kişilik özel bir ekip oluşturuldu ve verilen iki uçak hızlı bir şekilde modifiye edildi. Modifikasyon sırasında uçağın kanatları değiştirildi, yeni özel geliştirilmiş delta kanatlar takıldı. Uçağın boyu yaklaşık 142 cm uzatıldı, kanatlarda da yeni nesil kompozit teknolojiler kullanılmıştı mesela karbon fiber gibi. Bu sayede kanatlar istenen fiziksel şekle getirildi ve ağırlıkta çok az bir fark oldu. Yoğun bir çalışma sürecinin ardından F-16X'de ilk uçuşunu 3 Temmuz 1982 tarihinde başarıyla gerçekleştirdi. Bu başarılı testin ardından 400 saati bulan diğer uçuş testleri devam etti. Testler sonucunda ortaya çıkan uçak gerçekten de mükemmeldi. F-16X'de klasik F-16'dan çok daha iyi bir uçaktı. Onun taşıdığının neredeyse iki katı daha fazla yük taşıyabiliyordu. Üstelik kısıtı da olsa bir süper cruise kabiliyeti de vardı testler sırasında F-16 X'li Ardian'cı kullanmadan Mach 1.1 hızına çıkabiliyordu. Genişleyen kanat yüzey sayesinde yakıt kapasitesi de artırıldı. Bu uçak standart görev yüküyle F-16'ya kıyasla %44 daha fazla menzile sahipti. Maksimum silah yüklü halinde ise menzili mevcut F-16'ya göre neredeyse 2 kat daha fazlaydı. XL'nin performansı hava kuvvetlerinin o kadar hoşuna gitti ki onu ETF programına dahil etmeye karar verdiler. Amerikan Hava Kuvvetleri 1980'li yılların başında elindeki F-111'leri hizmetten çekmeye karar verdi. Ardvortların yerine daha gelişmiş kara taarruz uçakları istiyorlardı. Proje kapsamında ihalede iki firma kısa listeye kaldı. Bunlardan biri McDonnell Douglas üretimi F-15D'nin modifiye edilmiş versiyonu olan f 15 eydi idi. f 15 enin rakibi ise General Dynamics'in geliştirdiği F-16XL idi. F-16 XD testlerde ciddi başarı gösterdi. Uçak hızlıydı, Mach 2'yi geçebiliyordu. Menzili 2000 kilometrin üstüne çıkabiliyordu. Standart bir F-16'ın taşıdığından 2 kat daha fazla mühimmat taşıyabiliyordu. Gövde ve kanat altlarında 26 tane istasyon vardı. F-16 tüysiklet bir uçakken XL tam bir bomb traktı. 4 Abrams ve 2 tane Sidewinder füzesi taşıyabiliyordu. Diğer istasyonları da ağzına kadar bomba doldurabiliyordu. O dönemin modern mühimmatları, Maverick'ler, LGB'ler hepsinden bol miktarda taşıyabiliyordu. Uçuş karakteristiği çok iyiydi. Uçuş maliyetleri de rakibi F-15'e kıyasla daha düşüktü. İkili arasında klasik bir rekabet sürdü fakat 1984 yılında Hava Kuvvetleri tercihini F-15E'den yana kullandı. General Dynamics tarafı duruma itiraz etti, haksızlık yapıldı, bizim prototipimiz daha iyiydi, şöyleydi, böyleydi dedi ama Hava Kuvvetleri sonunda Eagle'ı seçmeye karar verdi. Aslında Hava Kuvvetleri'nin bu noktadaki gerekçeleri de son derece mantıklıydı. Tamam F-16 de yüksek kapasiteli bir uçaktı. Uçuş maliyetleri daha düşüktü. Fakat F-15E her açıdan daha performanslıydı. Hem daha hızlıydı hem daha yüksek irtifaya çıkabiliyordu. Hem de taşıma kabiliyeti daha yüksekti. Üstelik F-15E çift motorlu bir uçaktı. Hava kuvvetlerinde şöyle bir mantık vardı. Bu uçak düşman hava sahasına girecek. Tehlikeli yerlere girecek. O yüzden de tek motorlu olması yerine çift motorlu olması onun güvenliği açısından daha doğru olur. Yani olası bir uçak savar atışı sırasında motorlardan bir isabet alsa da uçak tek motoruyla kaçmayı başarabilecekti. Fakat bu kadar riski bir sahaya tek motorlu uçak sokmak o kadar da akıl kârı değildi. En azından hava kuvvetleri için. Ve bütün bunların başında ilk bakışta f 16 daha ucuz gibi görünse de aslında daha pahalıydı. Çünkü F-15'in zaten bir üretim hattı vardı. F-15E dediğiniz uçaksa çift kişilik D modelinin devşirilmiş bir modeliydi. Yani uçağın üretimi o kadar da pahalı olmayacaktı ama f 16 XT için neredeyse her şeyin baştan başlaması gerekiyordu. Bu yüzden de 1984 tarihinde Amerikan Hava Kuvvetleri XT defterini kapattı. Ama General Dynamics firması pes etmedi. Bir dönem Amerikan donanmasının uçakla ilgilenmesi için lobi faaliyetleri yürüttüler fakat donanma ilgilenmedi. Pentagon'dan umudunu kesen firma bu sefer okyanusun öbür tarafına Japonya'ya gitti. 80'li yılların ortalarında Japonlar ellerindeki kara tarzı amaçlı uçakları yenilemek istiyorlardı. General Dynamics firması o dönem Japonların şöyle bir nabzını yokladı fakat oradan da olumlu haberler gelmedi. Ve 1984 tarihinde ETF ihalesi bittikten sonra bu uçaklar Kaliforniya'daki Edwards Hava Üssü'ne gönderildi. f 16 xt tam tarihin tozlu raflarına gömülecekti ki 1988 tarihinde bu uçaklara NASA talip oldu. NASA F-16XD projesi kapsamında üretilen iki uçağı aldı ve 1999 tarihine kadar bu uçakları gelişmiş uçuş testleri için kullandı. NASA bu uçaklarda yeni kanat teknolojilerini denedi, yeni kompozit malzeme teknolojilerini denedi ve süper cruise teknolojileri üzerine kendi özel çalışmalarını yaptı. İddialara göre F-22 Raptor geliştirilirken XT projesi kapsamındaki yapılan testlerden büyük bilgi elde edildi. Yani F-22 Raptor'da bir miktar F-16 XT DNA'sı var diyebiliriz. NASA bu iki uçağı 2004 yılına kadar yoğun bir şekilde kullandı daha sonra hangara kaldırdı. 2007 yılında bu uçakların tekrar testlere dönmesi için bazı girişimlerde bulunulsa da 2009 yılında F-16 XT prototiplerinin ikisi de emekli edildi. Eğer yolunuz bir gün Kaliforniya eyaletindeki Edwards'a Amerikan Hava Kuvvetleri Müzesi'ne düşerse bu iki uçağı orada görebilirsiniz. Şimdi isterseniz F-16 X'lerinin teknik özelliklerine girelim. General Dynamics yani günümüzdeki Lockheed Martin tarafından geliştirilen bu uçağın 1 ve 2 kişilik versiyonları vardı. 16.51 metre boyundaki F-16 XD'nin genişliği 9.88 metreydi. Boş ağırlığı 9600 kilo olan XD'nin maksimum kalkış ağırlığı 21800 kiloydu. F-16 XD'nin motorları F-16'larla birebir aynı. Bu uçakta bir adet General Elektrik üretimi F-110GE-100 motoru kullanılıyordu. Bu motor sayesinde XD saatte 2170 kilometrelik bir hıza çıkabiliyordu. 2000 kilometrelik bir muharebe yarıçapına sahip olan bu uçağın maksimum menzili 4000 kilometrenin üzerindeydi. Silah sistemlerine gelince de standart F-16'ların kullandı, M61 Vulkan 20 mm top vardı. Kanat ve gövde altlarındaki istasyonlarda toplamda 6500 kilo mühimmat taşıyabiliyordu. XD standart silah yüküyle art yanıcı kullanmadan Mach 1.1'e çıkabiliyordu. Ve art yanıcı kullanarak maksimum silah yüküyle de süpersonik hızda çıkabiliyordu. Şimdi gelelim o sorunun cevabına. Bu kadar yetenekli olmasına rağmen F-16'dan çok çok daha üstün olmasına rağmen neden F-16 XL hiç üretilmedi? Bu sorunun en net cevabı şu f 16 XLE yanlış zamanda yanlış yerde doğdu. Amerikan Hava Kuvvetleri tercihini F-15E'den yana kullanmıştı. E kendilerine göre haklı gerekçeleri de vardı. Amerikan donanması da o dönemler F-18'e ilgileniyordu. Yani başka bir uçağı ayıracak kaynakları yoktu. 80'ler F-16'nın uluslararası pazarda fırtına gibi estiği bir dönemdi. Kimse F-16 varken deneysel bir projeye kaynak ayırmak istemiyordu. Aynı zamanda General Dynamics de XT için kaynak ayırmak istemiyordu. Elinde en nihayetinde F-16 gibi geleceği çok parlak bir platform vardı. Onu geliştirmek, daha fazla müşteriye satmak, pazarlamak imkanı dururken kaynakları başka bir şey bölüştürmek istemediler. Yani elimizde zaten çok iyi satan bir ürün varken neden XT ile riske girelim dediler. Kısacası XT iyi bir uçaktı ama doğru zamanda ortaya çıkmamıştı. Ama o kadar da boşa harcanmadı. Yıllar boyunca NASA'da görev yaptı ve Amerikan havacılığın gelişimine katkı sundu. Ha bu aralar bu uçakla ilgili başka bir dedikodu daha ortaya çıkmaya başladı. F-36 Snake, internette mutlaka bir yerlerde duymuşsunuzdur. Bir dönem Amerikan Hava Kuvvetleri'nin F-35'e kıyasla daha basit, daha ucuz maliyetli bir uçak istediği konuşuluyordu. Ve iddialara göre F-16XT üzerinden geliştirilen yeni bir uçak vardı. F-36 Kingsnake. Bununla ilgili haberler hala ortalıkta dönüyor ama onlara pek itibar etmeyin. Evet 2021 yılında bazı alternatifler konuşuldu fakat bunların hepsi iptal edildi. Yani çok büyük bir sürpriz olmazsa F-36 King Snake, yani F-16XD'nin yeni versiyonu hiçbir zaman üretilmeyecek. Ve bu uçak hak etmediği bir şekilde tarihin tozlu sayfalarına yerini alacak. Neyse bugünlük benden bu kadar. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğenirseniz bu ve benzeri birçok videoyu kanalında bulabilirsiniz. Videomu beğenerek ve kanalıma abone olarak da beni destekleyebilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinize mavi ekransız günler dilerim.